Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda önümde görmüş olduğunuz LCD ve LED televizyonlarda kullanılan ekran kartı dediğimiz bir Ticon kartı var. Öncelikle televizyonumuzun arızasını söyleyelim. Televizyonumuzda ses var, ekran görüntüsü yok arkadaşlar. Yani arka aydınlatmamız var. Ekranda görüntü yok. Bunu da ekrana vurduğumuz zaman oradaki parlaklıktan anlayabiliyoruz. Yani arka aydınlatmamız var, ses var ama ekran görüntüsü yok arkadaşlar. durumlarda arızamız muhtemelen Tikon kartında oluyor. Eğer Tikon kartında arıza yoksa muhtemelen ekrana bağlı olan ekran kartı dediğimiz panel kartta arızalı olabiliyor. Ama bizim buradaki arızamız Tikon kartıyla alakalı. Buradaki Tikon kartımızın çalışma prensibi anakarttan gelen bizim Gerekli olan voltajlarımız ve data sinyallerimizi yorumladıktan sonra buradaki kontrol çipi sayesinde istenilen LVDC sinyallere dönüştürülüyor ve buradaki gama entegresi ile beraber istenilen görüntü sinyalleri oluşuyor ve gerekli panel voltajları ile beraber buradaki LVDC soketlerinden bağlı olan flex kablolarla beraber ekran görüntümüzdeki yani paneldeki görüntümüz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Genellikle buradaki Tikon kartı arızaları Burada görmüş olduğumuz gama entegresi ile alakalı olabiliyor arkadaşlar. Genelde buradaki Tikon kartının gama entegresi arızalandığı zaman ekran görüntüsünde bozulmalar, bozuk bir görüntü, transparan bir görüntü ya da e, renkleri karışık görüntüler oluşuyor ve buradaki gamma entegresinden şüphelenmemiz gerekiyor. Bu tarz kartlarda öncelikle buradaki bobinlerin omaj değerlerine bakmanız gerekiyor. Eğer bobinlerde omaj değerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ya da kısa devre durumuna düşmediyse burada görmüş olduğunuz SMD kondansörleri tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer buradaki SMD kondansörlerde de sıkıntı yoksa o zaman burada görmüş olduğumuz bizim DC DC dediğimiz konvertör entegreleri var. Yani dönüştürücü entegrelerinden şüphelenmeniz gerekiyor. Bunların voltajlarının gelip gelmediğini ya da kısa devreye düşüp düşmediklerini kontrol etmeniz gerekiyor. Söylediğim gibi gamma entegresini de kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki ekran kartının ölçümüne başlamadan önce şunu bilmeniz gerekiyor. İlk olarak buradaki ekran kartımızda giriş sigortası dediğimiz sigortanın bozulup bozulmadığını kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu kısa devre modunda baktığımız zaman sıfıra yakın bir değer gözüküyor ve buzzer sesini duyabiliyoruz. Buradaki sigorta bozulmadıktan sonra içerisinde de gözle kontrol yapmanız gerekiyor. Ben bunu dijital mikroskopla detaylı incelemesini yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani delinen, yanan, kararan bir malzeme yok. Bu da bizim en zor arızalardan biridir arkadaşlar. Bu durumda arıza bulmak zorlaşıyor. Çünkü sigortamız bozulmamış. Gözde görülen yanan bir malzeme yok. Bu kez de kısa devre aramaya gitmeniz gerekiyor. Ve bu noktadan sonra da kısa devre araması yapmamız gerekiyor. Öncelikle ölçü aletimi diyot kademesine aldım. Ölçü aletime baktığım zaman sıfıra yakın bir değer gösteriyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımı takip edenler birçoğu bilir. Buradaki ölçü aleti evde kullandığım ölçü aletinin 3. rakamı sıkıntılı. Buzzer'daki ses çok kısık seviyede geliyor ama ekran görüntüsünden anlayabilirsiniz kısa devre olup olmadığını. Bu açıklamayı yaptıktan sonra öncelikle diyot kademesinde hemen buradaki noktaya kırmızı probumu değdiriyorum. İlk bobinden başlıyorum. 190'lı bir rakam görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 3. karakteri arızalı olduğu için zaten anlayabilirsiniz. Evet 190'lı bir rakam görüyorum. Burada bir sıkıntı yok. 580 görüyorum. Bir sıkıntı yok. 420 görüyorum. Bir sıkıntı yok. Buradaki bobinlere baktığınız zaman bobinlerle alakalı herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen diyotları da kontrol edebilirsiniz. 600'lü bir rakam gösteriyor. 600'lü bir rakam gösteriyor. Diyotları bildiğiniz gibi her iki yönde ölçmeniz gerekiyor. Tek yönde değer verirler. Ben hızlı olabilmesi için ideal doğru yönde ölçme yapıyorum. Evet, diyotlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bazen e, yorumlar kısmına şu soruları da soruyorsunuz. Örneğin buradaki malzemeleri nasıl tanıyabiliriz diye. Zaten kartların üzerinde D yazıyorsa diyot olduğunu ya da L yazıyorsa bobin olduğunu Q yazıyorsa bunun transistör ya da entegre olduğunu, C yazıyorsa bunların SMD kondansör olduğunu bunları anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki kısaltmaların malzemelerle ilgili olduğunu bilmeniz gerekiyor. Oradaki ifadeleri bildikten sonra hangi malzemenin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da üzerlerindeki kısaltmaları okuduğunuz zaman bunların data sheetine bakmanız gerekiyor. Bu, bu kez de malzemeyi yine o şekilde tanıyabilirsiniz. Yani data sheetlerini kontrol edebilirsiniz. Evet ölçümlerine baktığımız zaman diyotlarla alakalı herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet buradaki diyotla da ilgili sıkıntı yok. Arıza tespitine devam ettiğimiz zaman bobinlerimize baktık. Herhangi bir kısa devre modunda bir malzememiz yok. Diyotlarımızı da hızlıca kontrollerini gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Burada SMD gördüğünüz transistörler var arkadaşlar. Üzerindeki malzemenin ne olduğunu okuyup data sheet'ine bakabilirsiniz. Ya da bakmadan da hızlıca şöyle propları ters çevirerek pratik olarak anlayabilirsiniz. 800-700'lü değerler görebilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 190'lı ve 800'lü değerler gördüm. Burayla ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Siyah probumu ilk bacağına değdirdiğim zaman 600'lü bir rakam görüyorum. Üçüncü ayağına değdirdiğim zaman yine 600'lü bir rakam görüyorum. Bunun burada bir power transistör yani güç transistörü olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu tarz kartlarda girişten gelen 12 voltun İstenildiği 5 volt, 3.3 volt gerekli olan e, entegremizin çalışabilmesi için 1.8 volt gibi istenilen voltajlara düşürebilmesi gerekiyor. Buradaki bu düşürme işlemini buradaki voltaj regülatörleri ya da buradaki voltaj 6 ayaklı voltaj entegreleri yapıyor arkadaşlar. Çalışma mantığı şudur. Girişinden gelen 12 volt buradaki 6 ayaklı voltaj entegrelerine geliyorlar. Bunlar düşürücü entegrelerimiz arkadaşlar. Bunlar bunları 5 volta 5 volt 5 volta düşürüyor ve buradaki bobine gönderiyor. 3.3 volta düşürüyor. Buradaki bobine gönderiyor. Ve daha sonra buradaki 3.3 volt buradaki voltaj regülatör tarafından 1.2 volt çekirdek voltajına dönüştürüp buradaki kontrol entegremizin çalışmasını sağlıyor. Buradaki çalışma prensiplerinin birçok arsa videolarını videolarında anlattım arkadaşlar. Çok fazla detaya inmemek gerekiyor. Burada görmüş olduğumuz bizim flash entegremiz arkadaşlar. Buradaki flash entegreleri bildiğiniz gibi bizim kartlarımızın yazılımını tutan ve buradaki kartın çalışması için gerekli olan yazılımı yürüten entegrelerimiz. Kontrol çipimiz sadece buranın çalışması için kullanılan kontrol entegremiz arkadaşlar. Buradaki gerekli olan data sinyallerinin iletişimini sağlar ve LVDC sinyalleri oluşturup gama entegresi üzerinden paneli aktarmak için buradaki kontrol çipi buradaki entegreyi kullanır ve aynı zamanda buradaki voltajların oluşabilmesi için yine buradaki karar işlemini buradaki kontrol entegresi sağlıyor. Burada görmüş olduğumuz bizim DC-DC entegrelerimizde buradaki V10, VGL, V_GH ve VDD 3.3 volt gibi voltajları oluşturuyor ve aynı zamanda bizim paneldeki CKV1, CKV2 dediğimiz bizim kontrol sinyallerimiz var arkadaşlar. Buradaki kontrol sinyallerimiz de buradaki entegre sağlıyor. Bunlar çok teknik konular arkadaşlar. Buradaki konuları sadece yüzeysel olarak geçiyorum. Yani burada kullanılan her malzemenin kullanım şekli vardır ve bir amacı vardır. Söylediğim gibi kontrol sinyalleri CKV1, CKV2 şeklindeki sinyalleri oluşturuyor. Buradaki flash entegremiz, buradaki gamma entegremiz de gamma sinyalleriyle beraber görüntü sinyallerini sağlıklı bir şekilde oluşturup ideal görüntüyü oluşturmak için buradaki entegre kullanılıyor. Buradaki kontrol entegremiz de bütün bu entegreleri koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlıyor. Ve buradaki tüm bu işlemleri buradaki kontrol entegresi yapıyor. Kartımızın çalışma prensibi kısaca bu arkadaşlar. Yine buzzer konumundayım. Hemen bize hemen kısaca arızalı olan e, kondansörleri göstereyim uzatmadan. bunları tek tek kontrollerini yapmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi sağlam olan kondansörler 600'lü ve 700'lü değerler veriyor arkadaşlar. Ama burada bakın mesela buradaki kısa devre durumuna düşmüş. Bakın. Hem buzzer sesini duyuyorum hem de sıfıra yakın bir değer veriyor. Buradaki SMD kondansör kısa devre modunda. Şuraya baktığım zaman evet kısa devre moduna düşmüş. Hem de sıfır değerini gösteriyor. Yine şurada yine hemen şuradaki voltaj entegremin dibinde SMD kondansörler var. Bakın kısa devre modunda kısa devre modunda Yandakilere bakarsanız herhangi bir ses duymuyorum arkadaşlar. Bakın burada da 200'lü değerler gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyorum. Bakın 500'lü değer gösteriyor. Ama bunlara geldiğim zaman bakın hem buzzer sesini duyuyorum hem de sıfıra yakın bir değer veriyor. Aslında bugünkü amacım sizlere arıza tespiti nasıl yapılır bunu anlatmak arkadaşlar. Yani sizler buradaki kartları üşenmeden tek tek kontrollerini yapmanız gerekiyor. Bazen bunları yaparken de Elinizde ideal malzemelerin olması gerekiyor. Yani dijital mikroskop gibi ısı tabancası, üflemeli ısı tabancası gibi. Çünkü sebebi şu arkadaşlar. Buradaki malzemeler çok küçük olduğu için bunları dijital mikroskopta izlemeniz gerekiyor. Üzerinde arızalı olan, delinen malzemeleri görmeniz gerekiyor. Siz mesela buradaki voltaj entegresini yakından baktığınız zaman bazen bunun karardığını ya da delindiğini görebiliyorsunuz. Ama bunu çıplak gözle görmeniz çok zor arkadaşlar. Bu nedenle bunları tek tek ölçmeniz gerekiyor. Bakın mesela voltaj entegresinin ayağına değdiğim zaman bakın şimdi. Bakın kısa devre modunda. Bunun sebebi buradaki kondansörler de olabilir. Bunu anlayamam arkadaşlar. Öncelikle buradaki kondansörlerin sökümünü yapacağız. Bakalım kısa devre kalkacak mı? Şu an için burası, burası bu noktada da kısa devre olduğunu bulduk. Az önce anlatım yaparken de buradakileri de diyot olarak ifade ettim. Bunu da düzelttim. Bunlar tantal kondansatör arkadaşlar. Tantal kondansatörlerin çalışma mantığına bakabilirsiniz. Bunların anot ve katotunu ölçerken farklı yönde ölçmeniz gerekiyor. Yani bunlara takılmamak gerekiyor. Çünkü açıklama yapıyorum. Doğaçlama tamir yaptığım için bazen kaptırıyorum arkadaşlar. Ama bunlara takılan arkadaşlar da oluyor. Düzeltme gereği duydum. Bunlar tantal kondansatör. Buradakiler de normal diyotlarımız. Devam edelim. Buradaki kondansörlerimizi çıkaralım ve kontrollerimizi yapalım. Sizleri bekletmemek için kart üzerinde tüm kısa olan SMD kondansörlerin sökümünü yaptım. Yani her birinin birer ayağını söktüm arkadaşlar. Ve bu noktada da altı ayaklı bir power entegresi olduğunu söyledim. Bunu da söktüm. Şimdi kısa devre olup olmadığını kontrol edelim. Ölçü aletimizi değiştirelim arkadaşlar. Buradaki ölçü aletim iyice bozuldu. Görüyorsunuz renkleri gidiyor. Ölçü aletimizi değiştirelim. Ölçü aletimin değişimini yaptım. Şu an için bununla devam edelim. Her bir SMD kondansörün birer ayağını söktüm. Kaybolmaması için bu noktaya sabitledim. Evet kısa devre devam ediyor kısa devre devam ediyor. Gördüğünüz gibi tüm SMD malzemelerin ayaklarında yani boş olan ayaklarında kısa devre devam ediyor. SMD malzemelerin ayaklarını kontrol ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi çipin ayaklarına geliyor arkadaşlar. Evet. SMD malzemelerimizi sökmemize rağmen istenmeyen bir durum aslında. Yani şu an için kısa devremiz kalkmadı. Yani bunlardan biri kısa devre olmuş olsaydı hemen kartımızın tamirini yapacaktık arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi tüm malzemeleri söktüm. Ve buradaki kısa devre kalkmadı. Ve takip ettiğimiz zaman çipe geliyor. Yani buradaki bizim arızalı olan malzememiz kontrol çipimiz arkadaşlar. Bu noktadan sonra da zaten çipimizi değişmeye gerek yok. Zaten buradaki kartların maliyetiyle çip aynı fiyatta arkadaşlar. Bunun yenisini siparişini vereceğiz. Evet bugünkü tamir videosunda size adım adım arıza tespitinin nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştım arkadaşlar. Kartın da çalışma prensibini anlatmaya çalıştım. Buradaki kartları artık bir sonraki kartların tamirinde parça amaçlı olarak kullanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.